İyi günler, ben Chris Burns. The Network'e hoş geldiniz. Bu bölümde de çeşitli uzmanlarla gündemin detayları üzerine tartışacağız. Konuklarımız soruları en fazla 25 saniyede yanıtlamak zorunda. Konuya bir göz atalım. Fransızlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda kimi öfkeyle kimi kararlılıkla verilmiş oylarla görüşünü ifade etti. Anketlere göre François Hollande'ın ikinci turdan zaferle çıkması olası. Önceki seçimlerde Nicolas Sarkozy ile değişim fikrini savunan seçmenleri şimdi ona sırtını dönmüş görünüyor. Birçoğu diğer partilere yaklaşma eğiliminde. Seçmenlerin vermeye çalıştığı mesajlar neler? Birinci turdan başarıyla çıkan Hollande ve Sarkozy bu mesajları ne şekilde değerlendiriyor? Diğer yandan sürekli artan işsizlik, işletmelerin ülke dışına taşınmasının yarattığı kriz ve ihracatta ülkenin pazar payının düşmesi gibi gelişmelerle ekonomi sarsılıyor. Güvenlik ve göç meseleleri büyük bir kesimi endişelendirirken aşırı sağın oylarını arttırıyor. Adaylar elektriğin %80'inin nükleer santrallerde üretildiği bir ülkede enerji politikalarını ne yönde geliştirecek? The Network'ün bu bölümünde Avrupa Parlamentosu'nda France 24 Brüksel muhabiri Frédéric Simon'u konuk ediyoruz. Diğer konuğumuz yine Avrupa Parlamentosu'ndan programımıza bağlanan Kamuoyu Yoklaması Enstitüsü Gallup Europe'dan pazarlama müdürü Aurélien Renard. Spiegel online muhabiri Stefan Simons ise yayınımıza Paris'ten katılıyor. Programımıza konuk olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize öncelikle Frédéric'e bir sorum olacak. Marine Le Pen'in seçmenleri ikinci turda kime oy verecek? Oyları Nicolas Sarkozy'nin payına mı düşecek? François Hollande yeşillerin ve sol cephenin oylarını kazanacak gibi duruyor. Peki merkez sağın oylarını ne olacak? İlk turda Marine Le Pen'e oy verenler, ikinci turda oyunu Le Pen böyle bir çağrıda bulunmasa da doğal olarak Nicolas Sarkozy için kullanabilir. Bu yine de doğal eğilimleri olmalı. Yanlış anlamadıysam, merkez sağın oyları konusunda François Bayrou'nun seçmenleri üçe bölünmüş görünüyor. Sarkozy'ye oy verecekler, Hollande için oy kullanacaklar ve oylamaya katılmayacak olanlar. Kısacası bir nevi eşit şanslara sahipler. Aurélien, siz anketler üzerine çalışıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer bu kez 2007 seçimleriyle kıyaslandığında işçi ve çalışanlar tahminlere göre ilk turda Marine Le Pen'e oy verdiyse, sonuç olarak ikinci turda da aynı yöne eğileceklerdir. Peki Aurélien, Stefan, siz Paris'ten bakarak ikinci turda ne olacağını düşünüyorsunuz? Frédéric'in dediği gibi konu Marine Le Pen'in seçmenlerinin hangi ölçüde ikinci turda oy kullanacağıyla ilgili. Bugün Nicolas Sarkozy'yi Paris'te şehir dışında takip ettim. Oradaki seçmenlerine mesajını iletmek için tüm enerjisini kullandığına şahit oldum. Tabii mesajı ikinci turda kesinlikle sağı desteklemeleri yönündeydi. Bu seçimlerde stil ve karakter farklılığı önemli bir rol oynamaz mı? Evet, tabii ki Sarkozy bunu söyledi. Bir yandan proje, diğer yandan karakter konusu ön planda. Adayın projeleriyle kişiliği kilit noktalar. Ancak bu Sarkozy için iyiye işaret değil. Çünkü geçmişiyle ve Cumhurbaşkanlığı döneminde yaptıklarıyla en iyi yönü bu sayılmaz. Aurélien, siz anketleri ve istatistikleri iyi biliyorsunuz. Sizce seçimlerde kişilik mi, siyaset mi etkili? Bu çok iyi bir soru. Gördüğümüz üzere Fransızların kafasında yönetime dair kötü bir imaj yok. Asıl sorun Nicolas Sarkozy'nin kişiliği. Onun cephesi problem yaratıyor. Nicolas Sarkozy'nin tekrar seçilmesinin önünde en büyük engelin bu olduğu görülüyor. Frédéric, sizce Hollande seçilirse Fransa-Almanya ortaklığı dolayısıyla Avrupa Birliği tehlikeye girer mi? Kesin olan şu ki François Hollande, Angela Merkel ile ilişkileri yürütmekte daha çok zorlanabilir. Nicolas Sarkozy ise Merkel'le özellikle mali disiplin konusunda hemfikir. Hollande bu anlaşmayı büyüme konusunda maddeler eklemek üzere gözden geçirmeyi talep etti. Bu nedenle ilişkiyi yürütmesi daha zor. Ancak Berlin açısından bunun büyük endişe yaratacağını sanmıyorum. François Hollande korkutucu değil. Stefan, siz ne düşünüyorsunuz?
Frederic'e kesinlikle katılıyorum. Holland büyüme ve anlaşmayı gözden geçirme konusunu açtığı anda soğuk rüzgarlar esmişti. Ancak o zamandan beri Brüksel'in bu konuya bakışı değişti. Merkel dün Sarkozy'yi desteklediğini duyurmuş olsa da Fransa-Almanya ortaklığının Holland'ın seçilmesi halinde sorun yaşamayacağını da ekledi. Pekala. Frederic, tekrar size dönüyorum. Sayın Holland, yenilenebilir enerji konusunda daha istekli görünüyor ama bu nasıl gerçekleşecek? Bu konuyu ona sormak gerekir tabii. Ama şu kesin ki Holland seçimlerden önce Sosyalist Parti ile nükleer üretimden vazgeçilmesi üzerine işbirliği yapan Yeşillerin programına kayıtlı. En azından enerji alanında nükleer enerjinin azaltılmasından yana. Almanlar gibi. Almanlar gibi değil, ancak en azından nükleer enerji üretiminin azaltılması yolunda uzlaşmaya varabilirler. Orenyan, ulusal cephenin ilk turda aldığı sonuç göç politikası konusunda neye işaret ediyor? Bu politika üzerinde nasıl bir etki yaratabilir? Bakın, bu soruyu şu anda yanıtlamak biraz zor. Tek bildiğimiz bunun az önce söylediğimiz gibi Nicolas Sarkozy'nin tekrar seçilebilmek için geliştirdiği stratejiler üzerinde etkili olduğu. Bir şeyi daha belirtebiliriz ki bu ikinci tura dair en büyük soru. Nicolas Sarkozy, François Bayrou ve Marine Le Pen'in seçmenlerinin açısından mümkün görünmeyen bu bahsi kazanmayı hesaplıyor mu? Stefan, siz göç konusunda nasıl bir siyaset beklentisindesiniz? Beklenecek çok bir şey yok. Çünkü her şekilde Nicolas Sarkozy göç sorununa eğileceğini dile getirdi. Bunu ifade ederken 6 Mayıs'ı düşünüyordu. Geçtiğimiz 5 yılın bir özetini çıkaracak olursak, bu konuda pek katı olmadığını görüyoruz. Belki söylemlerinde daha aşırı sağa kayacak ama bu önümüzdeki 5 yıl için pratikte geçerli olacak mı? Ben bu konuda şüpheciyim. Ama Frederic, François Hollande'ın göç sorununu dert eden seçmenleri için yine de çaba göstermesi gerekir, öyle değil mi? Bu François Hollande'dan beklenen yanıtlardan biri. Göç konusuna ayrıcalık vererek bir miktar sağa yönelecek mi, yönelmeyecek mi? Bu ikinci tur için gerçekten kilit bir gösterge. Ancak diğer yandan çok fazla sağa kayarsa kemikleşmiş seçmen kitlesine göre yoldan sapabilir. Bu nedenle çok ihtiyatlı olması gerekiyor. Yanlış bir adım atarsa oy kaybedebilir. Ancak ilk tur sonuçlarına bakılacak olursa Fransa'nın yönetimi zorlaşıyor mu? Siyasi bir krize doğru mu gidiliyor? Bundan nasıl çıkılır? Bana kalırsa ikinci turdan sonra seçim sonuçlarını iyi analiz etmek ve okumak gerekiyor. 22 Nisan'da gerçekleşen ilk turun ardından yapılan tahminlerle sonuçlar arasındaki ilişkide nasıl bir sapma olduğunu görmek gerekiyor. İlk turda önemli ölçüde bir sapma oldu. Bundan daha az olması beklenirdi. Seçmenin kutuplaşması ortaya çıktı ki bu bazı sorunlara yol açabilir. Stefan, sizce Fransız yönetimi gittikçe kontrol edilemez bir hale mi geliyor? Kontrol edilemez değil ama son derece bölünmüş olarak değerlendirebilirim. Sağ partiler de var, sol partiler de var. Ama 7 Mayıs'ta seçimlerin ertesinde her kim cumhurbaşkanı olursa olsun yönetimde zorlanacağı kesin. Çünkü Fransa'nın yüzleşmesi gereken çok büyük sorunlar var. Borç, mali kriz, bunlar yine karşımıza çıkacak ve önümüzdeki 5 yılda da etkili olacak. Bu nedenle cumhurbaşkanının sağcı ya da solcu olması yönetimde zorlanması açısından pek bir şey değiştirmiyor. Teşekkürler Stefan. Bu programın sonuna geldik. Konuklarımız Frederic Simon, Aurélien Renard ve Stefan Simons'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Chris Burns. The Network'le gündeme bağlı kalın.